Abdominal aort anevrizması, adından da anlaşılacağı gibi aortun abdominal kısmında yani karın boşluğuna denk gelen kısmında meydana gelen bir anevrizmadır arkadaşlar. Zaten çizimden de görebiliyorsunuz. Bundan önceki videolardan gerçek ve yalancı anevrizmaları hatırlayacaksınız. Abdominal aort anevrizması, ki bunun AAA olarak adlandırıldığını da duyabilirsiniz, söz konusu olan bu anevrizmada söz konusu olan çok büyük bir ihtimalle gerçek bir anevrizma, yani aort duvarının kalıcı olarak genişlemesi durumudur. Abdominal aort genişlemesi buna benzeyen bir şey olabilir. Çizim aortun bir bölümüne ait. Mesela buradaki kısmı ele aldığımızı düşünelim, tamam mı? Aortun simetrik olarak, yani iki tarafa doğru genişlemiş olduğunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İki tarafa doğru yani simetrik olan anevrizmaların füziform anevrizmalar olarak adlandırıldığını hatırlıyorsunuzdur değil mi? Bu genişleme aort duvarının tüm katmanlarını etkileyen bir genişlemedir. Başka bir deyişle, aort duvarının tüm katmanları genişlemiştir. Bu katmanları da bir kere daha hatırlayalım isterseniz beraber. Neydi bunlar? İntima, media ve adventitia. Evet, hatırladık mı? Bu üç katman da genişleyerek gerçek bir anevrizmanın oluşmasına sebep oluyorlar. Bu arada bahsettiğimiz genişlemenin anevrizma olarak kabul edilmesi için kalıcı bir genişleme olması gerektiğini de eklemek istiyorum. Damar çapının da eski çapının yani normal çapının 1,5 katına çıkmış olması gerekir. Anlaştık mı? Evet, bu çap normal çapın en az 1,5 katı kadar genişlemiş olacak. Peki bu anevrizmalar abdominal aortta belirli bir yerde mi ortaya çıkarlar? Evet, AAA'lar genellikle böbreklere kan götüren renal arterlerde ortaya çıkarlar. AAA'ların yaklaşık %95'inin bu kısımda oluştuğunu hemen not edeyim. Az sonra bunun nedeninden de size bahsedeceğim. Bundan önce aortta anevrizma oluşmasının neden istenmeyen bir şey olduğuna kısaca değinmek istiyorum. Anevrizmaların kendileri değil de sebep oldukları komplikasyonlar onları tehlikeli yaparlar. İlk olarak anevrizmalar yırtılabilirler. Ay söyleyemedim. Anevrizmalar ne yaparmış? Yırtılabilirmiş değil mi? İlk olarak yırtılabilirler. Yırtıldıklarında da kan aorttan çıkarak çevre dokulara doğru akmaya başlar. Bu da vücudumuza oksijen, glukoz ve diğer besinleri ulaştıracak kan miktarının azalması anlamına gelir. Bir anevrizma yırtıldığında hasta acil olarak hastaneye götürülmezse, vücudumuzun büyük bir bölümü oksijensiz kalacağı için geri döndürülemez hasar gerçekleşecektir. Abdominal aort anevrizmaları söz konusu olduğunda, yırtılmaları gerçekten de en çok endişe veren durumdur arkadaşlar. Bu arada bundan sonra AAA, hatta 3A demek istiyorum çünkü her seferinde abdominal aort anevrizması demek biraz zor oluyor, takdir edersiniz. Evet, anevrizmaların diğer komplikasyonlarından da bahsedeceğim ama bunların yırtılmaları sonucu abdominal boşluğa kan dolmaya başlaması gerçekten çok endişe verici ve tehlikeli bir durumdur. Anevrizmaları neden sevmediğimize devam edelim. Anevrizmaların içinde pıhtılar da oluşabilir. Pıhtı ya da trombüsler, kanın bir kısmının burada birikmesi sonucu ortaya çıkar. Bu AAA'lar için çok da büyük bir problem değildir. Çünkü aortun bu kısmında oluşan anevrizmalar genellikle füziformdur. Fakat söz konusu olan saküler bir anevrizma ise, hemen bir tane çizelim, pıhtı oluşumu için ideal koşullara sahiptir. Kan buraya çarpar, geri teper ve bu kısımda birikir, yani pıhtı oluşturur. Ve pıhtılar kötüdür arkadaşlar. Çünkü büyüyerek damarı tıkayabilirler. Bunun ne kadar kötü bir şey olacağını herhalde daha fazla açıklamama gerek yoktur. Ayrıca bu pıhtıdan kopacak küçük pıhtıların emboli olarak kan dolaşımına katılması da çok kötüdür. Çünkü bu küçük emboliler daha küçük damarların tıkanmasına, kan akışının durmasına ve dolayısıyla da iskemik hasara yol açabilirler.
Sakküler anevrizmalara aortun abdominal kısmında yaygın olarak rastlamayız demiştim size. Ama ortalıkta dolaşıp duran küçük emboliler konusunda gözümüzü açık tutmamız gerekir. Çünkü bir 3A durumu sakküler bir anevrizmanın varlığını ve burada büyümekte olan bir pıhtı olasılığını bize işaret eder. Bu olasılığı anlatır. Evet, o yüzden buraya pıhtı oluşabilir diye de yazıyorum. Son olarak anevrizmaların çevre dokulara ya da yapılara baskı uygulayabildiğini söylemek istiyorum. Buradaki örnekte, burada ortaya çıkan bir anevrizma, vena cava'nın bu kısmına baskı uygulayabilir. Bu baloncuk, vena cava'ya baskı uyguladığında, ki bunun bir toplar damar olduğunu ve kanın bu şekilde hareket ettiğini unutmayın. Evet, anevrizma buraya baskı uygularsa, kanın kalbin sağ kulakçığına geri dönüşü engellenmiş olur. Evet, anevrizmalar çevrelerine baskı uygulayabilirler. Bunu da not edelim. Çevrelerine baskı uygulayabilirler. Listeye bir de ağrıyı ekleyeceğim. Bu genişlemenin karnınızda olduğunu düşünürseniz, çevresine baskı uygulayacağı için nöronlarınız, yani siz, ağrı hissedeceksiniz. Sanırım anevrizmaların neden kimse tarafından sevilmediğini, sevilen bir şey olmadığını da anlamış olduk. Peki anevrizmalar nasıl ortaya çıkarlar? Bunun da birkaç sebebi var. Aortun bu kısmında bir genişleme olmasının en büyük sebebi arteriyosklerozdur. Yani dejeneratif değişimdir. Bu, aort duvarlarının normal duvarlardan, yani güçlü ve elastik hallerinden, zayıf ve daha az esnek bir hale gelmeleri anlamına gelir. Katılaşır ve sertleşirler. Zayıflamış, daha az esnek ve sert bir atar damar, kan basıncındaki değişimlerle baş edemez. Arterioskleroz, yani damar sertleşmesinin de 3 temel sebebi vardır. Bunlardan ilki aterosklerozdur arkadaşlar. Ateroskleroz ilki. Yani damar, kan damarlarının içindeki ince tabakada kolesterol ve yağ birikmesidir. Damar duvarının kalsifikasyonu, yani yaşlandıkça damar duvarlarında biriken kalsiyum da damarlarımızın sertleşmesine sebep olur. Kronik olarak yüksek tansiyonda medya katmanının kalınlaşmasını sağladığı için arterioskleroza sebep olan bir başka durumdur. Evet, arteriosklerozun sebepleri bunlar ve bu durumda anevrizmaların oluşmasına sebep olabilir. Ancak size bahsetmek istediğim birkaç farklı konu daha var. Medya katmanında kolajen gibi birçok protein bulunur ve bu proteinler aorta basınca dayanıklı olabilme ve büyük bir kan basınç dalgasından sonra eski haline dönebilme, yani esneklik özelliği verirler. Tamamen sağlıklı, yani normal aortlarda bile aortun alt bölümlerinde, özellikle de abdominal bölgedeki kolajen ve elastin oranı aortun yukarı kısımlarına göre daha düşüktür. Bu da aortun alt kısımlarını anevrizmalar için daha ideal bir yer yapar. Ek olarak, yaşlandıkça vücudumuzda elastin ve kolajen dejenerasyonu gerçekleştiğini de unutmayalım. Aort, hem kolajen dejenerasyonu yüzünden hafifçe genişlemesi ve zayıflamasının yanında, elastin dejenerasyonu yüzünden büyük bir kan basıncı dalgasından sonra eski haline de dönememeye başlar. 3A'ların %95'inin renal arterlerin altında oluştuğunu söylemiştim, hatırlıyorsunuz değil mi? Nedeni işte tam olarak budur. Aortun yukarıda kalan kısımlarına kıyasla buradaki kolajen ve elastin oranı düşüktür, çok düşüktür. Bu da aortun bu kısmını anevrizmalar için daha uygun bir yere dönüştürür. Ek olarak aorttaki küçük bir genişleme zaman içerisinde büyümeye eğilimlidir. Bunun sebebi de Laplace kanunu ile açıklanabilir. Laplace kanununa göre bir tüpün genişlemesiyle tüpün içindeki sıvının duvarda yarattığı gerilim artar. Duvarlardaki gerilim artışı zaten genişlemiş olan duvarların genişlemeye devam etmesine sebep olur ve bu da böyle bir kısır döngü haline gelir. Peki, anevrizmaların ortaya çıkmasına sebep olan ne gibi risk faktörlerinden bahsedebiliriz arkadaşlar? Ateroskleroz, yani az önce de anlattığım gibi aort duvarlarında kolesterol ve yağ birikimi büyük bir risk faktörüdür. Sigarayı da büyük bir risk faktörü olarak ekliyorum. Neden diyecek olursanız, sigara kullanımı öncelikle ateroskleroza sebep olur ve damar duvarlarına doğrudan hasar verir de ondan. Bu yüzden de sigarayı kırmızı ile yazıyorum. Hipertansiyon ya da patolojik yüksek tansiyon da listeye ekleyelim. Kronik
obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH da aynı şekilde. Bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sigara kullanımı aterosklerozu kötüleştirir, hipertansiyonu da. Ayrıca KOAH'ın da başlıca sebeplerinden biridir. O halde sigara kullanmanın anevrizma olasılığını büyük ölçüde arttıracağını, kullanmamanın da azaltacağını söyleyebiliriz. Tamam mı? Anlaştık mı? Risk faktörlerinden biri de erkek olmak. Sebepleri tam olarak bilinmese de erkeklerde anevrizma görülme olasılığı kadınların neredeyse 5 katıdır. Yaş da bir diğer faktördür. 65 yaşın üzerindeyseniz anevrizma oluşması riskiniz artmıştır. Bunun sebebi de yaşlıların aortlarının gençlerinkine göre daha sert olmasıdır. Kısmen kalsifikasyon yani damar duvarındaki kalsiyum birikimi, kısmen de az önce bahsettiğim elastin ve kolajen dejenerasyonu yüzünden ne yazık ki yaşlıların aortları anevrizmalar için daha uygundur. Genetiği de listeye ekliyorum. Genetik derken aile hikayesinden bahsediyorum. Birinci dereceden bir yakınınızda anevrizma oluştuysa sizde de anevrizma görülme olasılığı normalden fazla olacak. Diğer genetik sebepler, örneğin kolajen ve elastin malformasyonuna sebep olan genetik hastalıklar da anevrizma riskini arttırırlar tabi. Peki, sizde ya da bir hastada 3A olduğunu nasıl anlarız? Sizde 3A varsa bundan bir haber olma olasılığınız çok yüksektir. Çünkü 3A'ların hemen hemen hepsi asemptomatiktir. 3A'ların çoğu akciğer röntgenlerinde ya da rutin fiziksel muayeneler esnasında şans eseri görülürler. Tabi bir de yırtılırsa. Potansiyel semptomları, sağlam anevrizmaların semptomları ve yırtılmış anevrizmaların semptomları olarak iki gruba ayrılır. Öyle ayıralım. Sağlam anevrizmaların semptomları arasında karın bölgesinde sürekli ağrı vardır. Evet, 3A'lar karın bölgesinde, sırtın alt bölümünde ve vücudun yanlarında, hatta kasıklarda sürekli bir ağrıya yol açarlar. Hastaların bir bölümü karın bölgelerinde kalp atışına benzeyen bir atış hissettiklerini de söylerler. Evet, karın bölgesinde kalp gibi atan bir kitle. Yırtılmış bir anevrizmanın belirtileri ise bunlardan daha ciddidir. Yırtılmış bir 3A'nız varsa acilen hastaneye gitmelisiniz, götürülmelisiniz ya da. Yırtılmış bir anevrizmada karın bölgesinde hissedilen büyük bir ağrının yanında kan, dolaşım sistemini terk ettiği için hipotansiyon da görülebilir. Kan basıncı yani tansiyon düzenlenememeye başlar. Taşikardi yani nabzın aşırı yükselmesi görülebilir ki bu da kalbin düşen kan basıncını düzenleyebilmek ve kanı vücuda ulaştırmaya çalışmak için daha hızlı atmaya çalışmasıdır kalbin. Senkop ya da bayılma, kan basıncı sabit tutulamadığı ve beyne yeteri kadar oksijen ulaşmadığı gibi görülebilecek bir diğer semptomdur. Vücut dokuları ihtiyaçları olan oksijeni alamamaya başladıklarında şok da görebilirler. Bunların hepsi çok kötü durumlar değil mi? Peki sizce abdominal aorttaki anevrizmalar nasıl teşhis edilebilir? Bunun için fiziksel muayene ve görüntüleme yöntemlerinin bir arada kullanılması gerek. Fiziksel muayenede doktor karın bölgesindeki kalp gibi atan bir kitle arayacak. Bu kitle aort deriye çok yakın olmadığı için hemen bulunamayabilir. Aortun organlarımızın arkasından geçtiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, bu yüzden ve bazı hastaların karın bölgesindeki yağlanma yüzünden bu kitle her zaman ele gelmez. Yani görüntüleme yöntemlerine de başvurulabilir. Bu yöntemler arasından ilk kullanılacak olanlar ultrasondur. Ultrason, vücut içi yapıların görüntülenmesi için ses dalgaları kullanır. Ultrason sayesinde sizde 3A olup olmadığı hakkında iyi fikre sahip olabilirsiniz. Ultrason kolay ve hızlı bir yöntem olduğu için yaygınca kullanılır. Bilgisayarlı tomografi yani BT de 3A teşhisi için kullanılır. Bu yöntemlerle 3A'nın tam olarak nerede olduğu ve tedavi açısından önemli olan çapı gibi bilgilere ulaşılabilir. MR ise aortun tamamını görüntüleyebilen yani söyleyemedim bir diğer yöntem ve anevrizmanın tam yerinin belirlenmesini sağlar. MR, radyasyon kullanmayan ancak yavaş her sağlık kuruluşunda bulunmayan ve kısmen daha pahalı bir yöntemdir.